Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel iki renk ipim var, onunla başlayacağım. Bebe yünü 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden kullanacağım. İplerim bunlar. Şişim ise 3,5 numara. Siz yapacağınız ipe göre uygun şişinizi ayarlayabilirsiniz. Benim kullanacaklarım bunlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde şöyle ilk ilmeğimi aldım. Daha sonraki ilmeklerimizde devam edelim bu şekilde. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmek sayısına ihtiyacımız var. 4, 8, 12 diye devam edecek. Sonuna 3 ilmek daha ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmeklerimizi bu şekilde ayarlayacağız. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmek model kurmak için artı 3 yapacağım. Artı 3 de şöyle fazladan aldım. Toplamda şu anda şişimde 19 ilmeğim var. 19 ilmekle başlıyorum model kurmaya. İlk ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bir düz, bir ters olarak modelimize lastik yapacağım. Birkaç sıra. İlk sırasını beraber yapalım. Daha sonra ben üzerine model kuracağız beraber. Siz de istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Şekilde bir düz bir ters bir düz bir ters olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sıra lastiğimizi kurduk arkadaşlar. Bundan sonra birkaç sıra daha devam edelim. Evet, lastiğimi tamamladım. Son ilmeğimi örmedim arkadaşlar. Şu şekilde renk değişikliği olacak diye ip değiştireceğim. Onu sıra başında öreceğim. Diğer rengimi de bağladım ipime. Şu şekilde düğümledim. Şimdi modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayalım. Şu şekilde diğer ipimi aldım parmağıma. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Lastikten sonra birinci sırayı yapıyorum. Renk değiştirdiğim için ilmeğimi ördüm. Sıra sonunda örmemiştim. Şimdi sıra başında ördüm. İp değişikliği olacağı için. Kenar ilmeğimden sonra 1-2 ilmek daha ördüm. Toplamda şişimde 3 ilmeğim var. Kenar ilmeği dahil. Bir ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek ipim arka tarafta örmeden aldım. 3 ilmek düz. Bakın şu şekilde. Bir ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. 2, 3 ilmek. Kenar ilmeği de dahil. 3 ilmek tekrar ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Her renkten 2 sıra öreceğiz arkadaşlar. Şimdi ikinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu renkli ilmeğimi iki tanesini
düz olarak ördüm. Düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Şu örmeden aldığım ilmeği arka yüzünde de yine örmeden alıyoruz. 3 düz renkli ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İpi kendimden tarafa aldım. Bu örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden aldım. 3 düz renkli ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeği tekrar örmeden aldım. 3 düz örelim. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi tekrar örmeden aldım. 2 düz ördüm. Kenar ilmeğini örmüyorum. Bırakıyorum şu şekilde. Çünkü renk geçişi yapacağız. Diğer ipe geçeceğim için sıra başında öreceğim. Böyle yaparsak kenar ilmekleri düzgün oluyor arkadaşlar. Böyle renkli örgülerde ben bu şekilde yapıyorum. Diğer ipimi aldım. İkinci renkle ikinci modeli kuracağız. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi ördüm. İp değiştirdiğim için kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi sıradaki ilk ilmeğimi, kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 tane düz örüyorum. Arkasından gelen 3 ilmeği düz örüyorum. Şu bakın koyu renk ipim, ilmeklerimizin ortasındakini 3 ilmeğimiz var. Ortaya denk gelen ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimiz arka tarafta. 3 ilmek düz örelim. 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta. 3 düz. 1 ilmek örmeden alalım. 3 düz. 1 ilmek örmeden aldım. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şu şekilde ilmeklerimizi ayarladık. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu açık renkle yaptığımız ikinci sıramız arka yüzünde bütün ilmekleri ters olarak örelim. Örmeden aldığımız ilmekleri de bu sırada örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ayarlayalım. Kenar ilmeğimi örmüyorum çünkü ip değiştireceğim yine. Bu şekilde İki rengimizi de yapmış olduk. Şimdi tekrar koyu renk ipimize geçeceğiz. Onunla devam edeceğim. Koyu renk ipimi aldım. Kenar ilmeğimi ördüm. İp değiştirdiğim için kenar ilmeğini ördüm burada. Sıradaki ilmeği bakın şu koyu renk ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Modeli kaydırmış olacağım. 3 tane düz örüyorum. Bakın renkli ipimizi, koyu renk ipimizi şuraya kaydırmış olduk. Şu 3 açık renge koyu renk denk getirdik. Modelin ön yüzündeyiz. Koyu renk ipimize geçtik. Ortadaki ilmeği bakın şu kiremit renginin ortadaki ilmeği örmeden alıyorum. Şunu örmeden aldım. 3 düz ilmek ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. 3 düz ilmek ördüm. Bu ilmeğimi de örmeden aldım. Diğer kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şu şekilde modelimiz ilerliyor. Modelin arka yüzündeyim.
Koyu renk ipimizle ikinci sıramız arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi yine şu açık renk ön sırada örmediğim ipim kendimden tarafta olacak ve örmeden alıyorum. 3 düz örüyorum. Koyu rengimle 3 düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Örmeden aldığım ilmeği bu sırada yine örmeden alıyorum. 3 düz. İp kendimden tarafta. Bu ilmeğimi tekrar örmeden aldım. 3 düz ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi tekrar örmeden aldım. 3 düz ilmek ördüm. Evet, şu örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden alıyorum ve kenar ilmeğini de örmüyorum. Çünkü ip değişikliği yapacağım burada. Diğer rengime geçiyorum. Modelin ön yüzündeyiz. Diğer rengime geçtim. Kenar ilmeğimi ördüm. Renk değiştirdiğim için. Diğer ilmeğimi de ördüm. Bir sonrakini de kenar ilmeğiyle beraber 3 ilmek örmüş oldum. 3 ilmek düz ördüm. Şu bakın koyu renk ortaya denk gelen ilmeğimizi örmeden alalım. 3 düz ilmek. Bir ilmek örmeden aldım. 3 düz ilmek. Bir ilmek örmeden alalım. 3 düz ilmek. Şurada karıştırdım. Onu hemen düzeltiyorum. 3 düz ilmek ördüm. Bakın 3 taneyi tamamladım. Bu ortadakini örmeden alıyorum. Tekrar 3 düz ilmek. 3 düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Ama ipim hep arka tarafta oluyor. Ön yüzünde örmeden aldığım ilmeklerde ipim arka tarafta kalacak. 1, 2, bir de kenar ilmeğini ördüm. Yine 3 düz ilmek ördüm. Modelin arka yüzündeyim. Açık renkle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Açık renkte bütün sırayı ters olarak örüyorum. Şu örmeden aldığım ilmekleri de ters olarak örüyorum bu sırada. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelimiz böyle arkadaşlar. Bunların tekrarından oluşuyor. Her renkten ikişer sıra yapıyoruz. Modeli kaydırarak devam ediyoruz. Renk değiştireceğim için kenar ilmeğimi örmeden aldım. Evet, modelimiz böyle. Şimdi tekrar koyu renge geçtiğimizde burada 3 ilmek koyu rengimiz olacak. 1 ilmek örmeden alacağız. Şu koyu rengin, alttaki koyu rengin ortasındaki ilmeği yani. Örmeden alacağız. 3 düz 1 ilmek örmeden alacağız. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmadıysa baştan izleyerek yapabilirsiniz. Bir de şöyle ördüm. Modelin biraz ilerlemiş halini görmeniz için. Bunu da beraber yaptık. Bunu da yine bir ters bir düz lastik üzerine başladım. Bakın şöyle devamında uyum sağlayan bir lastik. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Kenar ilmeklerimiz. Gösterdiğim gibi yaparsanız arkadaşlar kenar ilmekleriniz bu şekilde düzgün olur. Şöyle. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar bugünkü.
Gördüğünüz gibi gayet güzel, kullanışlı bir model. İstediğiniz örgüde uygulayabilirsiniz. İstediğiniz renkten yapabilirsiniz. Hatta birkaç renk daha kullanabilirsiniz. Model oldukça güzel ve kullanışlı bir model. Çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, bir yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.